Aşo, yolu yürüyerek yarat. Güzel bir gün batımı gördüğünde güzelliğinin keyfini çıkar. Bir Buda gördüğünde o kişinin güzelliğini, özgünlüğünü, o kişinin farkına vardığı hakikatin, sessizliğin keyfini çıkar. Ama bir mürit olma. Tüm müritler eksiktir. Sen kendin kal. Çünkü bu adam Gautam Buda buldu. Çünkü o kendinde kaldı. Bir sürü insana ilham kaynağı olan tüm bu güzel isimler Layutuzu, Şanktuzu, Leatuzu, Vodidarma, Nagarjuna, Pisagor, Sokrates, Heraklitos asla kimsenin etkisi altında kalmadı. Onlar özgünlüklerini böyle korudular, böyle kendileri olarak kaldılar. Anarşiye en basit haliyle otorite yokluğu demektir ki bu çok güzeldir ama halk dilinde disiplin eksikliği anlamına da geliyor bu anlam karmaşası neden? Disiplin özellikle de isyanla ilişkisi hakkında konuşabilir misin? Anarşi, insan dilindeki en güzel sözcüklerden biridir. Evet, otorite yoksunluğu anlamına gelir. Senin bağımsız bir birey olarak kabul edildiğin anlamına gelir. Artık bir köle değilsindir. Senin soruna gelelim. Anarşi neden insanların zihninde disiplinsizliğin eş anlamlı kelimesine dönüştü? Bu çok basit bir psikolojik fenomendir. Senin bildiğin her türlü disiplin sana otorite tarafından dayatıldı. Ebeveynlerin otoritesi seni disipline etti. Ne yemelisin, ne yememelisin, ne zaman yemelisin, ne zaman yatmalı ve ne zaman kalkmalısın. Ne yapıp ne yapmayacağın asla senin kararın olmadı. Ebeveynler senin ilk otoritendi. Tıpkı Tanrı'nın Adem ve Havva'nın ilk otoritesi olması gibi. Tanrı babaydı. Onlarsa çocukları ve baba onlara bilgi ağacından, ebedi yaşam ağacından yememelerini söyledi. Otorite seni disipline eder. Sonra okulda öğretmenler, kilisede ve tapınaklarda rahipler, sinagoglarda hahamlar vardır ve hepsi otoriter figürlerdir. Onların söylediklerini yapmak zorundasındır. Aksi takdirde burada veya ölümden sonra bir tür cezaya maruz kalırsın.'' Doğal olarak otorite ve disiplin birbirleriyle ilişkilidirler. O yüzden ne zaman otoriteyi yok etsen disiplinin de kaybolduğunu düşünürsün. Oysa otorite kalktığında gerçek bir disiplin ihtiyacı ortaya çıkar. Şimdi sana herhangi bir düzen dayatacak kimse yoktur. Düzenli, disiplinli bir hayat sürmek senin sorumluluğundadır. Neden mi? Çünkü düzensiz yaşayan insan paramparça olur, dağılır. Yaşama uyumu yitirmeye başlar. Disiplini bilmeyen bir insan insanı denemeyecek bir hayat sürer. Hayvanlar krallığının dünyasına geri döner. Disiplin seni bütünleştirir, sana belirli bir kristallik verir ve kristallik olmadan daha bilinçli olamazsın. Otorite senin için köleliktir. Disiplin ise organik, uyumlu bir yaşam sürmektir. Otoritenin çağlar boyunca insanlığı nasıl yok ettiğini gör. En başından başla. Adem ve Havva'nın bilgi ve ebedi yaşam ağacından yememesi gerektiğini söyleyen Tanrı'nın otoriter emriydi. Sonuç ne oldu? İtaatsizlik. Sana dayatılan her itaat emri biraz cesaretin varsa itaatsizliğe yol açar. Sen tam tersini yapmak istersin. Ben Adem ve Havva'nın hikayesini ve cennetten kovulmalarını ilk okuduğumda babama gittim ve hikayeyi okuttum. Bunu bana neden gösteriyorsun diye sordu sana gösteriyorum ki anla diye ne yapıp ne yapmamam gerektiğini söylememelisin. Aksi takdirde itaatsizlik edeceğim. Tanrı bile baş edemedi. Sen asla başaramazsın. Hikaye gayet açık. Sen tuhaf neticelere varıyorsun. Bu hikaye insanlar itaatsizlik etmesin diye anlatıldı. Ve sen hikayenin insanların otoriter olmamaları gerektiğini söylediğini savunuyorsun, dedi babam. Bu gayet açık. Çünkü cennet bahçesinde milyonlarca ağaç vardı. Onların itaatsizliğinden Tanrı sorumlu ve eğer birinin cezalandırılması gerekiyorsa Tanrı cezalandırılmalı. O yüzden sana söylüyorum, eğer bana bir şey yapmamı söylersen, sonuçları ne olursa olsun ben onun tam tersini yapacağım. Bu bana zarar verebilir, sana zarar verebilir, herhangi birine zarar verebilir. Ama kesin olan bir şey var. İtaat benim yaşam biçimim olmayacak. Sen elbette bana tavsiyelerde bulunabilirsin ama tercih her zaman benim, yapmak veya yapmamak. Ailem her zaman bu sıkıntıyı yaşadı ve bu çok doğaldı. Benim şehrimde çok güzel bir nehir vardı ve bu dağdan gelen bir nehirdi. Yani yağmurlar yağdığında aniden kocaman olurdu ve yaz aylarında küçülür ve güçsüzleşirdi. Yağmurlarda akıntı öyle güçlüydü ki nehri yüzerek geçmek resmen ölüme davetiye çıkarmaktı. Ama ben babama söyledim. Bu nehir sürekli bana meydan okuyor. O yüzden hazırım. Sonunda ölsem bile yağmurlar geldiğinde bu nehri geçeceğim dedim. Yağmurlar geldiğinde nehir neredeyse bir buçuk kilometre olur. Ve nehri geçmek üç ila dört saat sürer. Ve akıntı öyle güçlüdür ki doğrudan doğruya geçemezsin. Akıntı seni sürekli aşağı iter. Bu yüzden karşı kıyıya ulaştığında hayatta kalır ve ulaşırsan... Akıntı seni sürekli aşağı iter. Bu yüzden karşı kıyıya ulaştığında hayatta kalır ve ulaşırsan diğer kıyıda 7-8 kilometre aşağıya varırsın. Sonra o yolu tekrar yukarı yürümen gerekir ki başladığın noktaya dönebilesin. Bütün gününü alırdı. Babam bunu yapma dedi. Bana tavsiyede bulunmuyorsun, bana emrediyorsun. Ben yapacağım dedim tüm aile çalkalanıyordu. Sen çok küçüksün ve bu tehlikeli, daha önce kimse denemedi, şehirdeki en iyi yüzücüler bile cesaret edemedi dediler. Bu da olayı daha heyecanlı bir hale getiriyor dedim. Tüm aileye karşı çıktım. Hatta beni hayatta kaldığım takdirde eve gelmeme izin vermeyecekleri konusunda tehdit ettiler. Tamam ben de dışarıda otururum dedim. Zordu. Belki de karşı kıyıya geçmek imkansızdır diye düşündüğüm anlar oldu. Zahmetli, yorucuydu ama başardım ve sonra 15 kilometre yürümek zorunda kaldım. Akşam eve döndüm, içeri girmedim, basamaklara oturdum. Hepsi beni gördüğüne sağ salim geri döndüğüme çok şaşırdı. Annem neden içeri gelmiyorsun diye sordu. Hayatta kaldığım takdirde beni içeri sokmayacağını söyledin. Ben de basamaklarda oturuyorum. Eğer bir itirazım varsa sokakta otururum diye yanıtladım. Babam geldi ve beni içeri soktu. Üzgünüz, yapabileceğini asla düşünmedik. Bütün gün nasıl endişelendik bilemezsin dedi. Ama benim hissettiğim coşkuyla kıyaslandığında sizin endişenizin hiçbir anlamı yok dedim. Benim önerim bir dahaki sefere benimle birlikte gelmenizdir. Tüm amcalarımı davet ediyorum. Bu çok zahmetli bir iş ama bir kez başardın mı içinde bir şeyler netleşiyor. Şimdi kendimi her zamankinden daha güçlü hissediyorum dedim. Okulda bu her daim bir problemdi. Çünkü ben hiçbir otoriteye inanmıyordum. Çocukluğumdan beri şapkaları çok severim ama okulda şapkalardan soğudum. Çünkü zorunluydu. Okula şapkasız gidemezdin. Ailem ama sen şapkaları seversin dedi. Şapkaları severim ama özgürlüğü daha çok severim. Kafamdan bile çok Kellem gidecek olsa seve seve veririm ama özgürlüğümü kaybedemem. Yarın okulda müdürün odasına çağrıldım. Bu görüşme için çok heyecanlıyım. Müdür beni tehdit edeceğini ve böylece her şeyin çözüleceğini düşünüyordu. Odasına girdim ve şöyle dedim. Siz beni tehdit etmeye başlamadan önce ve fiziksel ceza uyguladığınızı biliyorum. Eğer bana zarar verirseniz doğrudan doğruya karakola gideceğim. Fiziksel ceza yasaklandı. Artık yasa dışı ve siz gereksiz yere belaya bulaşacaksınız. Başınızın ağrımasını istemiyorum. O yüzden öncelikle aklınızdan ne geçiyorsa vazgeçin. Erkek erkeğe bu sorunu konuşalım. Ben şapkaları çok severim ama eğer bana şapka takmamı emrederseniz şapka takmamın imkanı yok. Bir şapkanın eğitimle ne ilgisi olabilir? Şapka insanın zekasını mı arttırıyor? diye sordum. Bunlar hiç daha önce düşünmediğim sorular dedi müdür. O zaman düşünün ve sorgulayın daha yüksek otorite mercilerine danışın. Şapkanın eğitimle bir ilgisi olduğunu kanıtlamak zorundasınız. Ben okula eğitim almak için geldim. Eğer şapkanın zeka yardımı varsa giymeye hazırım ama bunu kanıtlamak zorundasınız dedim. Gerçek şu ki Hindistan'da punjebiler başlarını her daim örten tek gruptur. Onlar türban kullanırlar. Bu dinlerinin bir parçasıdır. Bir sih her zaman türban takmalıdır. Aksi takdirde sih değildir ve onlar tüm ülkede zeki olmamalarıyla ünlüdürler. Bengaliler şapka veya türban takmayan insanlardır ve onlar da ülkedeki en zeki insanlar olmalarıyla bilinirler. Tek bir Punjabi onların zekasına ulaşamaz. Punjabilerin Nobel ödülü aldığı görülmemiştir. Ama Bengaliler meşhurdur. Onlar Nobel Bilim Ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü ve diğer pek çok alanda ödüller aldılar. Müdüre şöyle dedim bu türbanın zavallı sihlerin zekalarını önlediğinin kanıtıdır. Hiçbir şapka ya da türban takmayan Bengaliler görünüşe bakılırsa daha zeki, daha parlaktırlar. Onlar Hindistan'daki en iyi edebiyat eserlerini, en iyi şiirleri, en iyi sanatı yarattılar ve onların dili çok güzeldir. İki Bengalli kavga bile etse onların kavga ettiklerini anlamazsınız. Dilleri o kadar güzeldir dedim.'' Sorunun yanıtını bulduğumda seni çağıracağım ama sen zorlu bir vakaya benziyorsun dedi müdür. Bu doğru ama yeterli kanıta ulaştığınızda beni çağırın diye yanıtladım. Bütün okul hayatım boyunca şapka takmadım. Doğal olarak diğer pek çok çocuk da şapka takmadı. Bir gün müdür beni çağırdı. Bu kadarı da fazla. Sen şapka takmıyorsun ve okulda bir tür isyan, itaatsizlik yayıyorsun. Şimdi diğerleri de takmıyor dedi. Ben kimseye bir şey söylemedim. Şapka takıp takmamak onların özgür kararıdır. Bir şey kesin. Siz bana şapkanın zeka yardımcı olduğuna dair hiçbir argümanla gelmediniz. Size de şapka takmamanız gerektiğini söylemek isterim. Bu sizi saygınlaştırmıyor. Sebepsiz yere neden zekanızı yok ediyorsunuz dedim. Üniversitedeyken uzun bir cübbe giyerdim. Düğmesi yoktu. Lungi adı verilen bir kuşağı vardı. Dolayısıyla göğüs kısmı açıktı ve çok sağlıklı yapılı bir adamdım. Müdür bana üniversiteye düğmesiz cübbeyle gelmek giyim kurallarına aykırıdır dedi. O zaman kuralları değiştirin çünkü göğsümün temiz hava alması lazım ve ben ihtiyaçlarıma göre karar veririm. Bir başkasının ahlak anlayışına göre değil dedim. Üniversitedeki ilk senemde Hindistan üniversiteler arası münazara yarışmasını kazandım. Ve sorunlu profesör artık hayatta değil. Indra Bahadur Kare. Çok düzgün giyimli bir adamdı. Her şey düzgündü. Beni üniversite yakınlarında bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Çünkü resmimin gazetelerde, dergilerde ve özellikle üniversite dergisinde yayınlanmasını istiyordu. Hindistan'daki bir yarışmayı kazanmıştım ve daha birinci sınıftaydım. Ama oraya gidene kadar çok gergindi. Stüdyoya girdiğimizde şöyle dedi. Affedersin ama düğmesiz fotoğrafın nasıl görünecek?'' Tıpkı ben gibi görünecek, münazarayı siz kazanmadınız, ben kazandım ve ben orada tartışırken de düğme yoktu. Şimdi sorun ne? Düğmesiz münazara kazanabiliyorsam o zaman fotoğrafımda düğmesiz olmalı dedim. Sen tek bir şey yap dedi profesör ve çok küçük bir adamdı. Benim paltomu al sana olur, cübbenin üzerine at, gayet güzel görünecek dedi. O zaman siz burada durun ve gayet güzel görünsün, resim sizin olsun dedim.'' Bu olmaz. Buna itiraz ederler. Müdür gelir. Bu senin fotoğrafın der, dedi. Unutmayın. Benim fotoğrafım benim gibi görünmeli. Sizin paltonuzu kullanamam. Ya fotoğraf düğmesiz olacak ya da fotoğraf çektirmeyeceğim. Sizin kararınız dedim. Profesör çok uygunsuz bir karar vermek zorunda kaldı. Hayatımda asla uygunsuz bir şey yapmadım ve kimsenin de uygunsuz bir şey yapmasına izin vermem. Ama sen biraz tuhafsın dedi bu uygunsuz değil dedim. Her çocuk çıplak doğar, bu uygundur. Her hayvan çıplaktır, bu uygundur. Ama uygunluğa bağımlı insanlar var işte. İngiltere'de Victoria döneminde kadınların köpeklerine kıyafet giydirdiklerine, çünkü çıplak bir köpekle dolaşmanın hanımefendilere yakışmadığını duymuştum. Ve köpek tüm ahlak kurallarından habersizdir. Eğer köpek kendi cinsinden bir dişiyle karşılaşıyorsa ereksiyon olabilir. Bu halk içinde çok uygunsuz bir harekettir. Köpek çiftleşmeye bile çalışabilir herkesin içinde. Hayır, köpek giyinmelidir. Herkesin içinde ereksiyon olamaz, herkesin içinde çiftleşemez çünkü kıyafeti yoktur. Ve şaşıracaksın. Sandalyelerin bacakları bile örtülüdür çünkü onlar bacaktır ve bir bayanın bacakları görünmemelidir. Aptallığın sınırı yok. Tüm hayatım boyunca otoriteyle savaştım ama asla farkı unutmadım. Aksine, otoritesini dayatan insanlarla ne kadar savaştıysam kendimi disipline etmek için o kadar çalıştım. Şimdi yalnız olduğum için kimse beni disipline edemez. Ben kendimi disipline etmek zorundayım. Aksi takdirde dağılmaya başlarım. Entegre bir bireyselliğe sahip olamam. Ben disipline inanırım. Disiplin sözcüğü çok güzeldir öğrenme anlamına gelen bir sözcüğün kökünden gelir. Disiplinli bir adam her zaman öğrenen, her zaman öğrenmeye hazır olan bir adamdır. O ön yargısız, önceden vardığı sonuçları olmayan, öğrenmeye her zaman açık bir insandır. Bağınız insan öğrenemez, bir Hristiyan öğrenemez, bir Hindu öğrenemez, bir Budist öğrenemez. Onlar hiçbir tecrübe olmaksızın hali hazırda kabul edilmiş sonuçları benimserler onlar kapalı insanlardır. Disiplin açık kaldığın anlamına gelir. Öğrenci anlamına gelen disible sözcüğünden gelir. Bir öğrenci öğrenmeye hazır olan insandır. Öğrenci bağnaz olmayan, ön yargılı olmayan, tecrübe edilmemiş inançları olmayan, ne bildiğini bilen ve ne bilmediğini bilen insandır. O çok nettir ve üzerinde herhangi bir otorite olmadığında otorite sen olursun.'' bu muazzam bir sorumluluk, harika bir özgürlüktür. Bir keresinde bunun çok güzel bir dünya olduğunu ama yanlış ellerde olduğunu söylemiştin. Buna tüm benliğimle katılıyorum, bunu hissediyorum. Ama savaşmaz ve mücadele etmezsek, doğaya işkence eden ve insanları köleleştiren o aç gözde ellere nasıl engel olacağız? Yeninin inşa edilmesi için eskinin yok edilmesi gerekmez mi?'' Bu insanın tekrar tekrar düştüğü en eski tuzaklardan biridir. Evet, ben dünyanın çok güzel bir dünya olduğunu ama yanlış ellerde olduğunu söylerim. Senin aklın hemen yanlış insanları nasıl yok edeceğine, dünyayı yanlış insanlardan ve onların ellerinden nasıl alacağını düşünmeye başlar. Kendini dönüştürmek yerine, kendi aklını dönüştürmek yerine hemen politik düşünmeye başlarsın. Ben dinden söz ederim, sen onu politikaya yorumlarsın ve mantıklı görünür çünkü sana doğru gibi gelir. Savaşmaz ve mücadele etmezsek, duaya işkence eden ve insanları köleleştiren o aç gözleri nasıl durdurabiliriz? Ama savaşır ve mücadele edersen, dünyayı ve bu durumu dönüştürebileceğini mi düşünüyorsun? Savaşarak ve mücadele ederek sen de savaştığın ve mücadele ettiğin insanlar gibi olursun. Bu yaşamın en temel yasalarından biridir. Düşmanlarını dikkatli seç dostlarını dilediğin gibi seçebilirsin. Dostlar konusunda endişelenmen gerekmez. Çünkü dostların sende bir etki bırakmaz. Seni düşmanların kadar etkilemezler. İnsan düşmanı konusunda çok dikkatli olmalıdır. Çünkü düşmanla savaşmak zorunda kalacaksın. Savaşta aynı stratejileri, aynı taktikleri kullanmak zorundasın. Ve o strateji ve taktikleri uzun yıllar kullanacaksın. Onlar seni koşullandıracak. Bu çağlar boyunca böyle oldu.'' Joseph Stalin komünizmden önce Rusya'da hüküm süren tüm çarlardan çok daha tehlikeli olduğunu gösterdi. Neden mi? Çünkü o stratejiyi diğer çarlardan öğrendi. Çarlarla savaşarak onların kullandığı aynı yol ve araçları öğrenmek zorunda kaldı. Büyük bir ömür savaşarak geçti ve Joseph Stalin hükümdar olduğunda çok daha tehlikeli bir çar olmuştu. Çünkü diğer tüm çarlara karşı galip gelmişti daha Kurnaz, daha acımasız, daha azimli, daha entrikacı olmalıydı. Aksi takdirde çarlara karşı galip gelmek imkansız olurdu. Ve Stalin aynı şeyi daha büyük ölçekte yaptı. O tüm çarları alt etti. Tüm çarları bir araya toplasan, hiçbir Stalin kadar acımasız olmamış, hiçbiri onun kadar çok insan öldürmemişti. Stalin dersini öyle iyi öğrenmişti ki devrimin lideri Lenin'in tıp adına Joseph Stalin tarafından yavaş yavaş öldürüldüğü bilinir. Lenin hastaydı ve tıp adı altında yavaş yavaş zehirlendi ve öldürüldü. Eğer Lenin hayatta olsaydı Joseph Stalin üç numaralı adam olacaktı. Çünkü arada biri daha vardı. Leon Troçki. Lenin Troçki'yi öldürdü. Sonra lider oldu ve güce elini aldığı anda herkesi öldürmeye başladı. En kıdemli komünist liderleri, politbüronun tüm üyeleri Stalin tarafından öldürüldü. Hepsi tüm stratejilerden haberdar olduğundan hepsinin öldürülmesi gerekiyordu. Bu dünyadaki tüm devrimlerde oldu. Şimdi ben bu dünyanın güzel bir dünya olduğunu ama yanlış ellerde olduğunu söylediğimde yanlış ellerle savaşman gerektiğini söylemiyorum. Söylediğim şu: Lütfen o yanlış ellerden biri olma. Hepsi bu. Ben devrimi öğretmiyorum. Ben isyanı öğretiyorum. Ve arada büyük bir fark vardır. Devrim siyasidir. İsyan ise dini. Devrim bir parti, bir ordu olarak organize olmanızı ve düşmanlarla savaşmanızı gerektirir. İsyan bir birey olarak isyan etmek demektir. Bu çukurdan çıkmanı gerektirir. En azından doğayı yok etmemelisin.'' ve eğer daha çok insan o kalabalıktan sıyrılırsa dünyayı kurtarmak mümkün olabilir bu gerçek devrim olacaktır siyasi olmayan spiritüel devrim eğer daha çok insan eski akıl yollarından uzaklaşırsa daha çok insan sevgiye ulaşırsa daha çok insan hırslarından arınırsa daha çok insan açgözlülükten vazgeçerse daha çok insan güç politikalarıyla, prestijle, saygınlıkla uğraşmayı bırakırsa, Sanyas olmanın yolu budur. Bir Sanyas eski demode oyunu bırakır ve kendi hayatını yaşar. Bu eskiye karşı bir mücadele değildir. Yalnızca eskinin elinden kurtulmaktır. Ve onu zayıflatmanın, onu yok etmenin tek yolu budur.'' Eğer dünyada milyonlarca insan politikacıların elinden kurtulmayı başarsa o zaman politikacılar kendiliğinden yok olur. Sen onlarla savaşamazsın. Savaşırsan sen de politikacı olursun. Onlarla savaşırsan sen de açgözlü, hırslı olursun. Bunun bir faydası olmaz. Sen sıyrılmaya bak ve senin kısa bir yaşamın var. 50, 60, 70 sene burada olabilirsin. Dünyayı dönüştürebileceğini sanma ama yine de dünyayı sevebilir ve hayattan keyif alabilirsin. Bu yaşamın sana verdiği kutlama fırsatını olabildiğince kullan. Onu mücadeleler ve savaşlarla boşa harcama. Ben burada siyasi bir kuvvet yaratmıyorum. Hayır, kesinlikle değil. Tüm siyasi devrimler öyle başarısız oldu ki onlara inanmaya devam etmek için kör olmak lazım. Gözleri gören insanlar sana yeni bir şeyler öğretmek zorundadırlar. Bu yeni bir şeydir. Bu daha önce de yapıldı ama bu kadar geniş ölçekte değil. Biz bunu çok geniş ölçekte yapmalıyız. Milyonlarca insan kalabalıklardan sıyrılmalıdır. Kalabalıktan sıyrılmak derken toplumu terk edip daha çıkmanı söylemiyorum. Toplumda yaşa ama hırslarından arın. Aç gözlülükten vazgeç, nefretten uzaklaş. Toplumda yaşa ama sevgiyle dol ve toplumda bir hiç gibi yaşa. Bu sanyasın saf özüdür. Bir hiç gibi yaşamak açgözlülük ya da hırs olmadan yaşamak işte o zaman keyif alabilir ve kutlayabilirsin. Kutlayarak ve keyif alarak coşku dalgalarını diğer insanlara yayabilirsin. Tüm dünyayı değiştirebiliriz ama mücadeleyle değil. Bu kez değil. Artık yeter. Bu dünyayı kutlamalarla, danslarla, şarkılarla, meditasyonla, sevgiyle değiştirmek zorundayız. Mücadeleyle değil. Yeninin var olması için Eskinin kesinlikle son bulması şart. Ama lütfen beni yanlış yorumlama. Soruyu soran kişi bir İtalyan ve modern İtalya gereğinden fazla politiktir. Tüm düşünce yapısı politiktir. İtalyanlar akıllarını politikayla bozdular. Belki de bunun sebeplerinden biri Vatikan'dan, Papa'dan ve tüm o saçmalıklardan bıkmış olmalarıdır. Buna öyle doydular ki şimdi diğer uç noktaya geçtiler. Eskinin kesinlikle son bulması gerekir ama eski senin içindedir dışında değil. Ben toplumun eski yapısından söz etmiyorum. Ben yeninin var olabilmesi için son bulması gereken eski zihin yapısından söz ediyorum. Ve eski zihin yapısından kurtulan tek bir insan pek çok insanın kendini dönüştürebileceği öyle geniş bir alan yaratır ki bu inanılmaz akla hayale sığmaz bir şeydir. Kendini dönüştüren tek bir insan bir tetikleyici olur sonra daha fazlası değişmeye başlar. Onun varlığı bir katalizör olur. Benim öğrettiğim isyan budur. Eski yapıyı, eski açgözlülükleri, eski idealizmi bırak. Sessiz, meditatif ve sevgi dolu bir insan ol. Bir dansta yaşa ve sonra neler olduğunu gör. Biri er ya da geç seninle dans edecek ve sonra daha çok insan. Burada böyle oldu.'' Layotuzu odanın dışına çıkman gerekmediğini söyler. Odanın içinde yaşayarak her şey mümkün. Ama tuzu dışarı çıkmak zorundaydı. Bu folosuna biner, bir köyden diğerine giderdi. Ben sadece onun tavsiyesini uyguladım. Asla odamın dışına çıkmam. Ben sadece odamda yaşarım. Siz dünyanın dört bir yanından geldiniz. Bu bir mucize. Neden geldiniz? Ve daha pek çoğu yolda, onlar da yakında gelecekler. Bu yer dünyada muazzam bir kuvvet, dönüştürücü bir kuvvet olacak. Spiritel bir patlama olacak. Ama biz kimseyle savaşmayacak ve kimseyle mücadele etmeyeceğiz. Benim hiçbir siyasi eğilimim yoktur. Politikaya kesinlikle karşıyım. Evet, yeninin olması için eskinin bitmesi gerekir. Ama eski senin içinde de bitmelidir. O zaman yeni gelecek. Ve yeni içinde bir kez var olduğunda yeni bulaşıcıdır diğer insanlara da yayılmaya başlar. Neşe bulaşıcıdır. Kahkaha at. Başkalarının da kahkaha atmaya başladığını görürsün. Üzüntü içinde durum aynıdır. Üzgün ol. Yüzüne bakan insanların da üzüldüğünü görürsün. Bizler ayrı değiliz. Bizler biriz. O yüzden bir insanın kalbi gülmeye başladığında başka pek çok kalp de etkilenir. Hatta bazen çok uzaktaki kalpler bile. Sizler çok uzak yerlerden geldiniz.'' Bir şekilde benim kahkaham size ulaştı. Bir şekilde benim sevgim size ulaştı. Bir şekilde, gizemli bir şekilde benliğim sizin benliğinize dokundu. Ve siz tüm zorluklara rağmen kalkıp buraya geldiniz. Bin bir zorluk daha yaşanıyor ve daha çok fazlası yaşanacak. Ben kimseyle mücadele etmesem de hala güç sahibi olanlar korkuyor. Çünkü onlar hiçbir siyasi eğilimi olmayan bir insan olabileceğini hayal edemiyorlar. Binlerce insanı kendine çekebilen ve insanların gücünü bir tür siyasi güce, bir tür siyasi statüye erişmek için kullanmayacak bir insan olabileceğine inanmıyorlar. İnanamazlar. Nasıl inansınlar ki? Onlar yalnızca kendi anlayabildikleri şekilde anlarlar. Bazı politikacılar öyle korkuyor ve öyle bariyerler yaratıyorlar ki, ''Ama bu kimseye durdurmayacak, hatta bu bana büyük fayda sağlayacak.'' bu tüm cesur insanlar için bir meydan okumaya dönüşecek. Birkaç korkağı engelleyebilir belki ve onların engellenmesi de iyidir. Çünkü burada bir fayda sağlamayacaklar. Hatta bu bir tür süzgeçe dönüşecek. Yalnızca benden fayda sağlayabilecek insanlar buraya gelecek. O yüzden böylesi iyi. Ne engeller yaratırlarsa yaratsınlar iyidir. Ama ben sana herhangi bir şeyle mücadele etmeni öğretmiyorum.'' Ne zaman bir şeyle mücadele etsen ona karşı tepkisel olursun. Çünkü bu bir tepkidir. Bir şeyi saplantıya dönüştürürsün, ona karşı olursun. Ve o zaman karşı olduğun şeyin senin üzerinde hakimiyet kurması yüksek bir olasılıktır. Belki olumsuz anlamda ama sana hakim olacağı kesin. Frederick Nietzsche İsa'ya karşıydı ama Nietzsche'ye dair kendi analizim onun İsa'dan çok etkilendiği yönündedir. O İsa'yı bir saplantıya dönüştürmüştü. Aslında kendi çapında bir İsa olmaya çalışıyordu. Müthiş kitabı böyle buyurdu Zerdüşt, yeni bir İncil yaratma çabasıdır. Kullandığı dil, kullandığı benzetmeler, kullandığı şiirsellik kesinlikle İsa'yı andırır ve Nietzsche İsa'ya karşıydı. Tek bir noktayı bile kaçırmadı. İsa'yı kınayacak bir nokta bulsa hemen kınardı ama İsa aklından çıkmazdı. Nietzsche kafayı İsa'ya takmıştı. Hayatının son dönemlerinde aklını yitirdiğinde mektuplarını İsa karşıtı Frederick Nietzsche olarak imzalamaya başladı. Delirdiğinde bile İsa'yı unutmadı. Önce İsa karşıtı yazar, sonra imzalardı. Saplantısını, İsa'ya duyduğu ve tüm hayatında onu ele geçiren derin kıskançlığı görebilirsin. İsyankar olabilirdi ama kendini bir tepkisele indirgedi. Dünyaya yeni bir şeyler katabilirdi ama yapamadı. O hep İsa ile uğraştı. Ben hiçbir şeye ya da insana karşı değilim. Senin bir şeylerden kurtulmanı değil, sadece özgür olmanı istiyorum. Farkı gör. Bir şeylerden kurtulmak asla bütünlük değildir. Özgürlüğün bir şeylerden olması seni geçmişte tutar. Bir şeylerden özgür olmak asla gerçek özgürlük değildir. Bir şey için özgürlük de gerçek özgürlük olamaz. Bu yeni bir kölelik arayışıdır. Ve bu bir şeylerden özgürlük ve bir şey için özgürlük her zaman madalyonun iki yüzüdür. Benim öğrettiğim şey sade, yalın özgürlüktür. Sadece özgürlük. Ne geçmişe karşı ne gelecek için. Sadece mevcut anı yaşamak için. Ben ailemin gözünde tam bir hayal kırıklığıyım sürekli endişeleniyorlar ama benim burada olmamı mümkün kılan da onlar. Şimdi nasıl onlara sırt çevirebilirim? Aileme ne borçluyum? Ailenin sıkıntısı, çocukların çocukluğu bitirmesi ama ebeveynlerin ebeveynliği asla bitirmemesidir. İnsan henüz ebeveynliğin sonsuza dek tutunmak zorunda olduğun bir şey olmadığını öğrenemedi. Bir çocuk yetişkin bir birey olduğunda senin ebeveynliğin biter. Çocuğun ihtiyacı vardı çaresiz, yardıma muhtaçtı. Anneye, babaya onların korumasına ihtiyacı vardı. Ama çocuk kendi ayaklarının üzerinde durabildiğinde ebeveynlerin çocuğun yaşamından nasıl geri çekileceklerini öğrenmeleri gerekir. Ve ebeveynler çocuğun yaşamından asla geri çekilmedikleri için hem kendilerine hem de çocuğa her daim endişe kaynağı olurlar. Yok ederler, suçluluk yaratırlar. Belirli bir sınırın ötesinde yardımcı olamazlar. Bir ebeveyn olmak harika bir sanattır. Çocuk doğurmak hiçbir şeydir. Bunu her hayvan yapabilir. Bu doğal, biyolojik, içgüdüsel bir süreçtir. Çocuk doğurmanın mucizevi bir tarafı yoktur. Özel bir şey değildir. Aksine çok sıradandır. Ama bir ebeveyn olmak olağan dışı bir şeydir. Çok az insan gerçekten ebeveyn olma kapasitesine sahiptir ve kriter şudur. Gerçek ebeveynler özgürlük verirler kendilerini çocuğa dayatmazlar çocuğun alanına yerleşmezler daha en başından onların tüm gayreti çocuğun kendisi olmasına yardımcı olmaktır onlar destek verirler güçlendirirler beslerler ama fikirlerini dayatmaz ne yapıp ne yapmayacağını söylemezler köleler yaratmazlar ama dünyanın dört bir yanında ebeveynlerin yaptığı şey budur Onların tüm çabası çocuk aracılığıyla kendi arzularını gerçekleştirmektir. Elbette bir insanın arzularını tatmin edemez. Bu yüzden her ebeveyn bocalar. Ölümün her gün biraz daha yaklaştığını bilir. Ölümün giderek büyüdüğünü ve yaşamının kısalıp küçüldüğünü bilir. Hayatta tatmin olmamıştır. Arzuları henüz gerçekleşmemiştir. Hayatta başarısız olduğunu bilir. Elleri boş bir şekilde öleceğinin farkındadır tıpkı geldiği gibi elleri bomboş gidecektir. Şimdi onun tüm çabası kendi arzularını nasıl çocuğa aşılayabileceğini çözmektir. O gidecektir ama çocuk onun arzularına uygun yaşamaya devam edecektir. Onun yapamadığını çocuğu yapacaktır. En azından çocuk sayesinde belirli hayallerini gerçekleştirebilecektir. Bu olmaz. Olan tek şey çocuğun en az ebeveyni kadar tatminsiz yaşamasıdır ve çocuk da aynı şeyleri kendi çocuklarına yapar. Bu bir nesilden bir diğerine bu şekilde devam eder. Biz hastalıklarımızı yaymaya devam ederiz. Kendi yaşamlarımızda gerçekleşmemiş fikirlerimizi çocuklarımıza aşılamaya devam ederiz. Bir insan bir Hristiyan olarak yaşamıştır ve yaşamına baktığında herhangi bir mucize yaşanmadığını görürsün. Bir başkası bir Hindu olarak yaşamıştır ve hayatının cehenneme döndüğünü görürsün. Ama tüm bu insanlar çocuklarının da Hindular, Hristiyanlar ya da Müslümanlar olmalarını isterler. İnsan ne kadar bilinçsizdir. Çok üzgün, mutsuz bir adam Londra'da bir doktora gitmiş. Bekleme odasına geçmiş. Oturup diğer hastaları görmezden gelerek sırasının gelmesini beklemiş. Sonunda doktor onu odasına çağırmış ve dikkatli bir muayenenin ardından adam daha ciddi, üzgün ve mutsuz bir ruh haline bürünmüş. Senin hiçbir sorunun yok diye açıklamış doktor. Sadece depresyondasın. Yapman gereken şey tüm işlerini ve endişelerini bir kenara bırakmak. Git bir Charlie Chaplin filmi izle ve eğlen demiş. Küçük adamın yüzüne hazin bir ifade yerleşmiş. Ama ben Charlie Chaplin'im. Burası çok tuhaf bir dünyadır. İnsanların gerçek yaşamlarını bilemezsin. Bildiğin tek şey yüzlerindeki maskelerdir.'' Onları kiliselerde, kulüplerde, otellerde, dans salonlarında görürsün ve görünüşe bakılırsa herkes mutludur. Herkes kusursuz bir yaşam sürmektedir sen hariç. Elbette sen içten içe ne kadar mutsuz olduğunu bilirsin ama bu herkes için geçerli. Herkes maske takıyor, herkes herkesi kandırıyor. Ama sen kendini nasıl kandırabilirsin? Sen o maskenin senin gerçek yüzün olmadığını bilirsin. Ama ebeveynler çocuklarının karşısında numara yapmaya, onları kandırmaya devam ederler. Kendi çocuklarına karşı bile özgün değildirler. Yaşamlarının baştan sona bir başarısızlık olduğunu itiraf etmezler. Aksine her gün başarılı olmuşlar gibi yaşarlar ve çocuklarının da tıpkı onlar gibi yaşamasını isterler. "Sen ailemin gözünde tam bir hayal kırıklığıyım" diyorsun. Endişelenme. Tüm çocuklar ebeveynleri için hayal kırıklığıdır ve tüm çocuklar diyorum istisnasız. Gautam Budo'nun ebeveynleri bile hayal kırıklığına uğramıştı. İsa'nın ebeveynleri hayal kırıklığına uğramıştı. Onlar belirli bir yaşam sürmüşlerdi. Ortodoks Yahudiydiler ve bu evlat İsa pek çok geleneksel fikre ve inanca karşı çıkıyordu. İsa'nın babası Yusuf artık yaşlanıyordu ve oğlunun ona marangozluk işinde dükkanında yardımcı olacağını umuyor olmalıydı ve aptal oğlunun konuştuğu tek şey Tanrı'nın krallığıydı. Şimdi sen bu babanın yaşlılığında mutlu olduğunu mu düşünüyorsun? Gautam Buda'nın babası oğlu doğduğunda zaten yaşlıydı ve tek bir oğlu vardı. Hayatı boyunca bir erkek çocuk sahibi olmak için beklemiş, dualar etmiş ve bulabildiği her türlü dini ritüele katılmıştı. Çünkü o gittikten sonra krallığın başına kim geçecekti? Ve sonra bir gün oğlu sarayı terk etti. Sence o baba mutlu muydu? Öyle öfkeli, öyle kızgındı ki, Gaton Buda'yı eline geçirse bir kaşık suda boğabilirdi. Ordusu, dedektifleri, herkes Gaton Buda'yı aradı. Nerede saklanıyor onu bana getirin. Ve Buda, babasının adamlarının onu yakalayacağını biliyordu. Bu yüzden ilk yaptığı şey krallığı terk edip sınır geçmek oldu. Bir başka krallığa kaçtı ve 12 yıl boyunca kimse ondan haber alamadı. Aydınlandığında sevincini paylaşmak, babasına eve döndüm, farkına vardım, hakikati buldum, yol bu demek için eve döndü. Ama babası çok öfkeliydi. Sinirden titriyordu. Çok yaşlanmıştı. Budaya bağırdı. Sen benim için bir utanç kaynağısın dedi. Budayı gördü. Karşısında üzerinde bir dilenci cübbesi, elinde bir kap öylece duruyordu. Ne cüretli bir dilenci gibi karşıma çıkıyorsun. Sen bir imparatorun oğlusun ve ailemizde dilenci görülmüş şey değil. Benim babam imparatordu, onun babası da ve biz yüzyıllardır hep imparator olduk. Sen tüm aile mirasımıza utanç getirdin. Bu da yarım saat boyunca babasını dinledi ve tek kelime etmedi. Babası biraz olsun sakinleştiğinde gözlerinden yaşlar boşaldı. Öfkeyle hüsranla dolu gözyaşları sonra bu da şöyle dedi senden tek bir ricam var lütfen gözyaşlarını sil ve bana bak ben burayı terk eden aynı insan değilim tamamen değiştim ama senin gözlerin öyle dolu ki göremiyorsun hala artık var olmayan birinden bahsediyorsun o öldü bu bir diğer öfke nöbetini tetikledi ve babası tekrar bağırmaya başladı sen bana ders vermeye mi kalkıyorsun? Sen beni aptal mı sanıyorsun? Ben kendi oğlumu tanıyamaz mıyım? Senin damarlarında benim kanım akıyor ve seni tanımayacak mıyım? Bu da, lütfen beni yanlış anlama. Bu beden kesinlikle sana ait ama bilincim değil. Ve benim gerçekliğim bedenim değil, bilincimdir. Haklısın, babam bir imparatordu. Onun babası da öyle. Ama ben geçmiş yaşamımda bir dilenciydim bir öncekinde de. Çünkü hep hakikati aradım. Bedenim senin sayende var oldu. Ama sen benim için bir geçit oldun. Beni sen yaratmadın. Sen bir aracı oldun. Ve benim bilincimin senin bilincinle hiçbir bağ yok. Şimdi evime yeni bir bilinçle döndüğümü, yeniden doğduğumu söylüyorum. Bak bana, sevincime bak. Baba oğluna baktı. Kulaklarına inanamıyordu. Ama doğru olan bir şey vardı.'' Baba çok öfkeliydi ama oğlu tepki vermiyordu. Bu kesinlikle yeniydi. Baba oğlunu tanıyordu. O eski oğlu olsaydı en az babası kadar öfkelenirdi. Hatta daha bile öfkelenirdi çünkü gençti ve kanı kaynıyordu. Ama hiç öfkelenmemişti. Yüzünde mutlak bir huzur, büyük bir sessizlik vardı. Babasının öfkesi onu hiç etkilememişti. Babası ona hakaretler etmişti ama Gaton bu da hiçbirini almıyordu. Baba gözlerindeki yaşları sildi, tekrar baktı. Yeni bir huzur gördü. Ailenin hayal kırıklığına uğraması normal. Çünkü büyük olasılıkla senin aracılığınla bazı beklentilerini gerçekleştirmeye çalıştılar. Şimdi sen bir sanyesin oldun ve onların tüm hayalleri yerle bir oldu. Doğal olarak hüsrana uğradılar. Ama sen suçluluk hissetme. Aksi takdirde onlar senin sevincine, büyümene, sessizliğine zarar verirler. Sen etkilenme, tasalanma, suçluluk hissetme. Bu senin hayatın ve sen kendi ışığın altında yaşamak zorundasın. Ve sevinç kaynağında, içsel mutluluğuna ulaştığında paylaşmak için onlara git. Öfkelenecekler. Bekle, çünkü öfke daimi değildir. Bir bulut gibi gelir ve geçer. Bekle oraya git. Onların yanında ol. Ama kesinlikle sakin kalabileceğinden emin olduğunda, içinde hiçbir tepki uyandırmayacaklarını bildiğinde, sana öfkeyle yaklaştıklarında bile onlara sevgiyle karşılık verebileceğinden emin olduğunda git. Bu onlara yardım etmenin tek yoludur. Hep endişeleniyorlar diyorsun. Bu onların bileceği iş. Ve onların fikirleri doğrultusunda yaşadığın takdirde endişelenmeyeceklerini sanma yine endişelenirlerdi. Bu onların koşullanması. Ebeveynler endişelenirler ve onların ebeveynleri de endişelendiler. Bu onların mirası. Sen onları hayal kırıklığına uğrattın. Çünkü artık endişelenmiyorsun. Yoldan saptın. Onlar mutsuz, onların ebeveynleri de mutsuzdu. Bu Adem ve Havva'ya kadar gider ve sen yoldan saptın. İşte bu müthiş bir endişe sebebidir.'' Ama eğer sen de endişelenirsen o zaman bir fırsatı kaçırırsın ve sonra seni aynı çukura geri çekerler. Kendilerini iyi hisseder. Sen geleneksel yola döndüğün için mutlu olurlar. Ama bunun ne sana ne de onlara faydası olur. Eğer bağımsız kalacaksan, eğer özgürlüğün kokusunu içine çekeceksen, daha derinlerde yaşayacaksan ve sen bu yüzden ve sen bu yüzden buradasın daha derin yaşamak için, daha sessiz, daha sevgi dolu, daha mutlu olmak için o zaman bir gün mutluluğunu paylaşabilirsin. Paylaşmak için önce senin ona sahip olman gerekir. Sen yalnızca halihazırda sahip olduğun şeyi paylaşabilirsin. Şimdi sen de endişelenebilirsin. Ama iki insan çok fazla endişe taşır, birbirlerine bir yardım olmaz. Hep endişeleniyorlar diyorsun. Bu onların koşullanmasıdır. Bu dünyadaki herkesin koşullanmasıdır. Bir haham bir aileye misafir olmuş ve yaşadığı bir onurdan etkilenen baba çocuklarını yemek masasında ciddi olmaları konusunda uyarmış. Ama yemek esnasında çocuklar bir şeye gülmüşler ve baba onlara masadan kalkmalarını emretmiş. O anda haham kalkmış ve gitmeye yeltenmiş. Bir sorun mu var diye sormuş endişeli baba. Ben de güldüm demiş haham onların ciddiyetleri, senin hakkındaki kaygıları seni endişelendirmesin. Onlar farkında olmadan kendini suçlu hissetmeni sağlamaya çalışırlar. Başarmalarına izin verme. Çünkü eğer başarılı olurlarsa hem seni yok ederler hem de senin aracılığına kendileri için mümkün olabilecek bir fırsatı. Benim burada olmamı mümkün kılan da onlar diyorsun. Bunun için minnettar ol ama suçluluk duymana gerek yok. Onlara nasıl sırt çeviririm diyorsun. Onları sırt çevirmene gerek yok. Ama onların izinden gitmene de gerek yok. Onları sevmeye devam et. Meditasyon yaptığında, her meditasyondan sonra varoluşa dua et. Meditasyonum aileme de ulaşsın diye. Onlar için dua et. Onları sev. Onların izinden gitme. Bunun ne sana ne onlara yardım olur. Aileme ne borçluyum diye sordun. Onlara bunu. Kendin olmayı borçlusun. Onlara mutlu olmayı, coşkulu olmayı, kendin için bir kutlama olmayı, gülümsemeyi ve sevinci borçlusun. Senin onlara borçlu olduğun şey budur. Onlara aydınlanma borçlusun. Gautam Buddha gibi aydınlan ve sonra sevincini paylaşmak için onların yanına git. Şu anda ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Şu anda yalnızca dua edebilirsin. O yüzden sana onları sırt çevirmeni söylemiyorum. Onların izinden gitme diyorum. Ve onlara yardım edebilmenin tek yolu budur. Onlar sana fiziksel anlamda yardım ettiler. Sen de onlara spiritüel anlamda yardımcı ol. Borcunu ödemenin tek yolu budur. Duygularımı, içsel sesimi dinlediğim zaman bana hiçbir şey yapmamamı, yalnızca uyumama, yememi ve sahilde eğlenmemi söylüyorlar.'' Ben bu duygulara kulak vermekten korkuyorum. Çünkü bu dünyada hayatta kalamayacak kadar güçsüzleşeceğimi düşünüyorum. Kendimi oluruna bıraktığım takdirde varoluş beni koruyacak mı? İlk olarak bu dünyada hayatta kalmana gerek yok. Bu dünya bir tımarhanedir. Burada hayatta kalman gerekmez. Hırsın, politikanın, egonun dünyasında var olman gerekmez. Bu bir hastalıktır. Ama olmanın başka bir yolu daha var.'' Ve bu dini bakış açısı şudur. Bu dünyada olabilirsin. Dünyanın bir parçası olmadan. Duygularımı, içsel sesimi dinlediğim zaman bana hiçbir şey yapmamamı söylüyorlar diyorsun. O zaman hiçbir şey yapma. Senden daha yüce kimse yok ve Tanrı seninle doğrudan doğruya konuşur. İçsel duygularına güvenmeye başla. Hiçbir şey yapma. Sadece uyumak, yemek ve sahilde eğlenmek istiyorsan harika.'' İzin ver, dinin bu olsun. Korkma. Korkularından arınmak zorundasın. Ve eğer bu bir içsel duygu ve korku arasında seçim yapma meselesi ise içsel duygularını seç. Korkuyu seçme. Öyle çok insan yolunu korkuyla seçti ki bugün hepsi arafta, kararsızlık içinde yaşamaktadır. Korkunun bir faydası olmaz. Korku her zaman bilinmeyen korkusu demektir. Korku her zaman ölüm korkusu demektir. Korku her zaman kaybolma korkusu demektir. Ama gerçekten yaşamak istiyorsan kaybolma olasılığını da kabul etmek zorundasın. Bilinmeyenin, bilinemeyenin, yabancılığının ve tuhaflığının güvensiz tarafını kabul etmek zorundasın. Ardından gelen mutluluk için ödemen gereken bedel budur. Ve bu bedeli ödemeden hiçbir şey başaramazsın. Bedelini ödemek zorundasın. Aksi takdirde hep korku içinde yaşarsın. Tüm yaşamın kaybolup gider. İçsel duygunun keyfini çıkar. Bu dünyada hayatta kalamayacak kadar güçsüzleşeceğimi düşünüyorum diyorsun. Buna gerek yok. Bu konuşan senin içindeki korkudur. Ve korku daha çok korku yaratır. Korkuyla daha çok korku doğar. Varoluş beni koruyacak mı diyorsun. Yine korku garantiler istiyor, taahhütler istiyor. Kim sana garanti verebilir ki? Kim yaşamın için garanti olabilir? Sen bir tür taahhüt istiyorsun. Hayır, bu mümkün değil. Varoluşta hiçbir şey garanti değildir. Olamaz ve bu iyi bir şeydir. Aksi takdirde varoluş garanti olsaydı çoktan ölmüş olurdun. Yaşamın tüm heyecanı, güçlü bir rüzgarda genç bir yaprak gibi canlı olmanın coşkusu kaybolurdu. Yaşam güzeldir. Çünkü belirsizdir. Yaşam güzeldir çünkü ölüm vardır. Yaşam güzeldir çünkü elden kaçırabilirsin. Kaçırmazsan her şey sana da yatılır. Sonra yaşam bile bir zindana dönüşür. Yaşamdan keyif alamazsın. Sana mutlu olman, özgür olman emredilse bile her ikisini de kaçırırsın. Kendimi olurunu bıraktığım takdirde varoluş beni koruyacak mı diyorsun? Dene. Sana tek bir şey söyleyebilirim. Korkunla konuşmuyorum, unutma. Sana tek bir şey söyleyebilirim. Deneyen herkes varoluşun onları koruduğunu gördü. Ama ben senin korkunla konuşmuyorum. Yalnızca serüvenini teşvik ediyorum, hepsi bu. Seni serüvene doğru baştan çıkarıyor, ikna ediyorum. Korkularına hitap etmiyorum. Deneyen herkes sonsuzluğun koruma olduğunu fark etti. Ama evrenin sana verdiği korumayı anlar mısın, anlamaz mısın bilemiyorum. Senin istediğin güvenciyi evren sana veremez. Çünkü sen ne istediğini bilmiyorsun. Sen ölüm istiyorsun. Yalnızca ölü bir beden yüzde yüz korunabilir. Canlı olan her şey her daim tehlikededir. Canlı olmak tehlikelidir. Ne kadar canlı olursan, ne kadar çok macera olursa o kadar tehlike vardır.'' Nietzsche'nin duvarında şu söz yazardı. Tehlikeli yaşa. Biri ona sordu. Bunu neden yazdın? O şöyle yanıtladı. Bana hatırlatması için çünkü korkuların müthiş. Tehlikeli yaşa. Çünkü yaşamanın tek yolu budur. Başka yolu yok. Her zaman bilinmeyenin çağrısına kulak var ve hareket halinde ol. Hiçbir yere yerleşmeye çalışma. Yerleşmek ölmek demektir. Erken ölümdür. Bir keresinde küçük bir kız çocuğunun doğum günü partisine gittim. Bir sürü oyuncak, bir sürü hediye vardı. Küçük kız gerçekten çok mutluydu. Bütün arkadaşları yanındaydı ve birlikte dans ediyorlardı. Aniden kız annesine döndü ve sordu. Anne, geçmişte sen yaşarken de böyle güzel günler oldu mu? İnsanlar ölümlerinden önce ölürler. Güvenliğe, rahatlığa teslim olurlar. Mezarımsı bir varoluşa razı olurlar. Ben senin korkularınla konuşmuyorum. Kendimi oluruna bırakırsam varoluş beni koruyacak mı diyorsun? Varoluş her zaman korudu ve senin içinde durumun farklı olacağını sanmıyorum. Senin bir istisna olacağına inanmıyorum. Bu her zaman böyle oldu. Varoluş her zaman kendilerini akışına bırakanları, kendilerini ona teslim edenleri korudu. Doğanı takip et. içsel doğanı takip et. Geçenlerde bir anekdot okudum çok hoşuma gitti. Kolombiya Üniversitesi kampüsüne bahar gelmiş ve yeni biçilmiş çimlerin üzerine basmayın tabelaları konmuş. Öğrenciler bu uyarıları görmezden gelmiş. Görevliler ikaz etmişler ama öğrenciler çimlere basmaya devam etmişler. Sonunda olaylar alevlenmiş ve üniversite görevlileri konuyu o dönemde üniversitenin başkanı olan General Eisenhower'a taşımışlar sizin verdiğiniz tepkileri vermenin ne kadar kolay olduğunu fark ettiniz mi? diye sormuş Eisenhower. Neden öğrencilerin gittikleri rotayı bulup oraya yürüyüş yolları yapmıyorsunuz? Yaşam böyle olmalıdır. Yollar, patikalar, ilkeler önceden belirlenmemelidir. Kendine izin ver, her şeyi akışına bırak. Yürü ve yürüyerek kendi yolunu aç. Büyük ana yolları izleme, onlar ölüdür ve sen o yollarda hiçbir şey bulamayacaksın.'' Her şey gitti bile. Eğer bir ana yolu izlersen, doğadan uzaklaşmış olursun. Doğada yol yoktur, sabit kalıplar yoktur. Binbir farklı kalıp vardır, ama hepsi spontanedir. Git ve izle. Bir sahilde otur ve denizi izle. Milyonlarca dalga yükselir, ama her dalga eşsiz ve farklıdır. Birbirinin aynısı olan iki dalga bulamazsın. Hiçbir aynı kalıbı izlemez. İsme değer hiçbir insan kalıpları izlemez. İnsanlar bana gelip bize yol göster derler. Bunu istemeyin derim. Size yalnızca nasıl yürüyeceğinizi anlatabilirim ama size yolu gösteremem. Lütfen bu ayrımı görmeye çalış. Sana sadece nasıl yürüyeceğini ve nasıl cesurca yürüyebileceğini söyleyebilirim. Sana yolu gösteremem çünkü yol korkaklar içindir. Yollar nasıl yürüyeceğini bilmeyenler içindir. Nasıl yürüyeceğini bilen insanlar doğanın içine karışır ve yollarını yürüyerek yaratırlar ve her biri Tanrı'ya farklı bir yoldan ulaşır. Tanrı'ya ne bir kitle olarak ulaşabilirsin ne de bir korkak olarak. Tanrı'ya yalnızca tek başına ulaşabilirsin. Tanrı vahşidir, henüz medenileşmemiştir ve dilerim hiçbir zaman medenileşmez. O hala spontanedir ve spontane olmayı sever. O yüzden içsel doğan sana sahile gidip rahatlamanı söylüyorsa bunu yap. Burası Tanrı'nın seni çağırdığı yerdir. Ben sana sadece kendin olmayı öğretirim, başka bir şey değil. Beni anlamak zor olabilir. Çünkü sen benim sana bir yaşam kalıbı, bir disiplin, bir tarz, bir yaşam biçimi vermemi istersin. Benim gibi insanlar her zaman yanlış anlaşıldılar. Bir layı tuzu, bir zerdüşt, bir epikür her zaman yanlış anlaşıldı en dindar insanların dinsiz olduğu düşünüldü. Çünkü eğer bir insan gerçekten dindarsa, o sana özgürlüğü öğretir, sana sevgiyi öğretir. Sana yasaları değil, sevgiyi öğretir. Sana ölü bir yaşam kalıbı öğretmez, sana kaosu, anarşiyi öğretir. Çünkü yıldızlar ancak kaosun içinden doğabilir. O sana nasıl bütünüyle özgür olabileceğini öğretir. Korku olduğunu biliyorum.'' Özgürlük korkusu var. Aksi takdirde neden dünyada bu kadar çok hapishane olsun ki? İnsanlar neden yaşamları boyunca yanlarında zindanlar taşısınlar? Benim karşılaştığım yalnızca iki tip mahkum vardır. Bazıları gözle görünür bir zindanda yaşar. Geri kalanıysa görünmez bir zindanda. Onlar zindanlarını yanlarında taşırlar. Vicdan, ahlak, gelenek kadar altında köleliğin ve esaretin binlerce adı vardır. Özgürlüğün hiçbir adı yoktur. Bir sürü özgürlük türü de yoktur. Özgürlük tektir. Hiç izledin mi? Hakikat tektir. Yalan milyonlarca. Milyonlarca şekilde yalan söyleyebilirsin. Hakikati milyonlarca şekilde söyleyemezsin. Hakikat basittir. Tek bir yol yeter. Sevgi tektir. Yasalar milyonlarca. Özgürlük tektir hapishaneler bir sürü. Ve sen tetikte olmadıkça asla tam anlamıyla özgür olamazsın. En iyi ihtimalle zindan değiştirebilirsin. Bir zindandan diğerine gider ve ikisi arasındaki yürüyüşten keyif alırsın. Dünyada olan şey budur. Bir katolik komünist olur, bir hindu hristiyan olur ve bundan haz duyarlar. Evet, zindan değiştirdiklerinde bir nebze özgürlük hissederler bir zindandan diğerine yürürken kendilerini iyi hissederler. Ama yine aynı tuzağa düşerler. Bir tek ismi farklıdır. Tüm ideolojiler zindandır. Ben sana onların farkına varmanı öğretirim. Buna kendi ideolojim de dahil.